Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Vestel'in yepyeni telefonu Vestel Venus Z40'a yakından bakıyoruz. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar, telefon Bolt N1 isimli bir telefonun arkasına Vestel logosu basılmış hali. Yani aralarında çok ufak tefek farklar var ama telefon birebir aynı. Biz en iyisi gelin kamerayla incelememize hızlı bir giriş yapalım. Kamera tarafında bir tanesi 16, bir tanesi 5 megapiksel olmak üzere 2 adet arka kamerayı görüyoruz. Hemen altında da bir tane tabii ki de flaşımız yer alıyor arkadaşlar. Gündüz ışığında çok fazla problem yaşamıyoruz. Renkler böyle biraz kontrastlı çıkıyor gibi olduğundan fazla parlak ve canlı çıkıyor gibi gözüküyor ama çok büyük bir problem yok. Ancak konu o malum yere geldiği zaman işin rengi değişiyor arkadaşlar. Düşük ışıklı çekimlerde çok fazla kullanmayı görüyoruz. Telefonda hatta gece modu diye bir mod koymuşlar ama sanki öylesine koyulmuş gibi gözüküyor. Düşük ışıklı ortamlarda ne gece modu ne de normal fotoğraflar hayatımıza renk katmayı başaramıyor. Portre modu var tabii ki de, çift kamera olduğu için arka tarafta bu kameralardan bir tanesi anlayabileceğiniz üzere derinliği hesaplıyor arkadaşlar. O kamera sayesinde de portre modunda çekimler yapabiliyoruz. Gayet güzel çekiyor, hafiften birazcık karartıyor fotoğrafı tarafları ama alan derinliğini iyi hesaplıyor ve güzel portre fotoğraflar yakalayabiliyoruz. Ön kameraya bakacak olursak da 8 megapiksel f2.0 diyafram değerini görüyoruz. Pop-up bir ön kamerayla birlikte geliyor. Zaten telefonun en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi bu. Bu 8 megapiksellik kamerada standart diyebileceğiniz bir ön kameradan fazlasını bizlere vaat etmiyor. Ayrıca yine portre modu yazılımsal olarak ön kamerayla da yapılabildiğini belirtelim. Tabii ki de arka taraf kadar başarılı değil. Video tarafında da 1080p çözünürlüğü saniyede 30 kare olarak kaydedebiliyoruz. Arka kameramız birlikte bir imaj sabitleme meselesi var ancak elektronik olarak yapıyor. Optik olarak yapmıyor ve yapabildiğini de çok fazla söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Hem bu sabitleme meselesinden hem de diğer çekilen fotoğraflar zaten arka planda sürekli dönüyor. 3 aşağı 5 yukarı sizin de bir fikriniz olduğunu tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Vestel Venus üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonları bu şekilde kaydediyor Z40'ın. Şimdi gelin tasarımla devam edelim. İsterseniz kamerayı bir kenara bırakalım. Z40'ın %92'lik bir ekran gövde oranı var. Çok ciddi bir ekran gövde oranı. Tabi devreye pop-up kamera girdiği zaman böyle ekran gövde oranlarını rahatlıkla görebiliyoruz. Devasa, çerçevesiz neredeyse bir ekran bizleri bekliyor. AMOLED ekranımız Full HD Plus 1080'e 2340 çözünürlükle birlikte geliyor. Aynı zamanda bu ekran 6.4 inç boyutunda. Dediğim gibi ön tarafta herhangi fiziksel tuş vesaire herhangi bir şey yok. Sadece üst tarafta çok minik bir ayizemiz var. Belli belirsiz. Ancak o bir hoparlör değil, bunu da söyleyelim. Alt tarafına baktığımız zaman bir adet hoparlör, bir adet Type-C girişi ve 3.5 mm'lik jack girişini, onun da hemen yanında mikrofonumuzu görüyoruz. Bunun yanında bir hoparlör görüyoruz dedim. Dediğim gibi mono hoparlör bu arkadaşlar. Üst taraftan ses çıkmıyor. Yani sadece alt taraftan güçsüz diyebileceğim çok kaliteli olmayan bir ses geliyor arkadaşlar. Telefonun arka tarafını çevirdiğimiz zaman yine çift kamera çözümünü görüyoruz. Orta tarafta Vestel Venus'un logosu yer alıyor. Hemen altta da Vestel Venus yazısı yer almakta. Sağ tarafta klasik ses açma kısmı ve güç tuşumuz yer alıyor. Sol tarafa baktığımız zaman da sim kart yuvası yer alıyor. Buraya çift sim kart takabiliyoruz. Ancak dilersek bir tane sim karttan feragat edip oraya depolama hafıza artırıcı bir kart takabiliriz. Parmak izimiz ekrana gömülü. Bunu da söyleyelim yeri gelmişken. Pop-up kameradan da bahsedelim. Bu kamera birazcık yavaş açılıyor arkadaşlar. Ancak pop-up kamerayı açarken çok enteresan sesler çıkartabiliyor. Ben telefonu alır almaz o sesleri direkt kapattım. Kapatılmasa birazcık çile olabilir. Şöyle bir çan sesi var. Şimdi açacağım efsane dijital yazıyor. Sanki Star Wars'muşuz da ışın kılıcıyla bir şeyler kesecekmişiz gibi bir ses çıkartıyor. Şimdi son sesi geleyim, o da mekanik isimli bir ses. İnşaat sesi gibi bir şey arkadaşlar. Bu sesler bayağı kötü olmuş arkadaşlar. En iyisi bunları ayarlardan komple kapatmak. Bu arada pop-up kamerada darbe alarmı diye bir şey var arkadaşlar. Şöyle telefonu elinizden bırakırsanız otomatik olarak kapanıyor ve ekranda diyor ki darbe alarmı ön kamera kapatıldı tekrar açılsın mı diye bir uyarı veriyor. Bu gayet güzel olmuş. Telefonun etrafında metal çerçeveler var arkadaşlar. Arka tarafı da camla korunduğu söyleniyor. Birazcık plastikimsi geldi ancak kendi sitelerinde öyle yazdılarsa öyledir. Hani Gorilla Glass 3 mü 5 mi 6 mı ya da başka bir şey mi var onu bilemiyoruz. 15.8 santimetrelik bir uzunluğumuz, 7.4 santimetrelik bir genişliğimiz, aynı zamanda da 8.6 milimetrelik de bir kalınlığımız var. Boyutlarda bu şekilde. Sıra geldi işin biraz enteresanlaştığı, böyle değiştiği noktaya arkadaşlar, yani donanım bölümüne. Z40'ın MediaTek P70 işlemcisinin alternatifi Xiaomi Mi 9 Lite, Oppo RX 17 Neo, Huawei P30 Lite, Honor 8X ve 9X, Huawei Y9 diyebiliriz. Hem CPU hem GPU açısından da bu telefonun en yakın alternatifler ise Samsung Galaxy A50 ve Honor
Honor Play. Bu iki telefonda saydığım bu telefon kadar iyi bir oyun deneyimi sunabilmek için Mali G72 GPU'sundan gücünü alıyor. RAM ve depolama konusunda da hemen hemen aynı seviyelerde diyebiliriz. Bu telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği mevcut. Tabi burada mesela Mi 9 Lite'da 64'lük bir depolama var. O konuda Vestel'den geride, ancak RAM konusunda da 6 GB RAM sunuyor. O konuda da ileride. Mesela az önce söylediğim doğrudan alternatif dediğimiz Samsung Galaxy A50 3200 lira civarında bir fiyatta bizlere sunuluyor. Bu arada A50'nin 128'liğinden bahsediyorum. Honor Play'de ise depolama tarafında sadece 64 GB seçeneği var. Bunları neden söylüyorum arkadaşlar? Fiyattan bir karşılaştırma yapacağım. Z40'ın saydığım arkadaşlar bu en yakın performans açısından rakipleri ortalama 2200 ile 2500 TL arasında satılıyor. Z40'a baktığımız zaman da Vestel'in kendi listesinde 3150, internette de işte çeşitli web sitelerinde 2800-2750 lira civarlarında bulabiliyoruz. Yani arada fiyat farkı ciddi anlamda var. Asıl sürprizi sona sakladım diyebilirim aslında. Şu anda piyasada satılan Xiaomi Redmi Note 8 Pro daha iyi bir işlemciyle geliyor. Çok daha iyi bir kamerayla geliyor. Hatta hatırı sayılır kameralardan bir tanesiyle birlikte geliyor arkadaşlar. Ve fiyat olarak yaklaşık 2000 TL bandında bulabiliyorsunuz kendisi. Pil konusunda bir şeyler söyleyebilecek kadar yeterince vakit geçirmedim cihazda diyebilirim aslında. 3500 mAh'lik bir kapasiteyle birlikte geliyor. Ortalama bir günü rahatlıkla çıkarabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda kablosuz şarjı da desteklediğini belirtelim arkadaşlar. Biz kullandığımız süre boyunca aman öyle çok çabuk bitiyor, pil öldü, bir anda eridi gitti gibi bir şeyle karşılaşmadık. 10 dakikalık PUBG test sonuçlarımıza da bakacak olursak %88 ile başladık oyunu oynamaya. Full ayarlarda, full detaylarda oynadığımızı belirtelim. 10 dakikanın sonunda şarjımız %85'e düştü. Yani sadece %3'lük bir kayıp yaşadık. Gayet iyi durumda diyebiliriz. Sıcaklık biraz yükseldi. 31.2 dereceden 38.2 dereceye kadar yükseldiğini belirtelim. Dışarıdan tuttuğunuzda elle de rahatlıkla hissedilebiliyor bu artış. Şimdi PUBG oynadık, pre'de baktık. Artık yavaş yavaş son sözlerimize gelelim. Videomuzu da yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Aslında video ile ilgili ana fikrimi donanım bölümünde söylediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Telefon birazcık olması gerekenden pahalı gibi gözüküyor. Yani aynı fiyata hem daha iyi alternatifleriniz var ya da daha düşük fiyata yine daha iyi alternatifleri bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ufak bir araştırma yaparsanız zaten sizin de karşınıza çıkacaktır. Ancak ben bu konuda sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Öncelikle telefonu beğendiniz mi beğenmediniz mi ya da fiyat konusunda ne düşünüyorsunuz, mutlaka yorum bölümünden bizlere ulaştırın. Ayrıca son olarak şunu da söyleyelim. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa onu da yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Vestel Venus Z40'a yakından baktık. Telefonu bizlere ulaştıran Tarhan GSM'e buradan teşekkürlerimizi iletelim. Videomuzu şuradan beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.